Fuarların ticaretteki önemi tartışılmaz. Çünkü ürünleri, değerleri bu fuarlarda biçiliyor. Şimdi sizleri bu fuarlara götürüyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor. Şu an sizlere İzmir Moda ve Hazır Giyim Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Dynax Collection firmasının konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Mustafa Yıldız bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Mustafa Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize sizi yakından tanıtmakla başlamak istiyorum. Biraz kendinizden söz eder misiniz? Mustafa Yıldız kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Mustafa Yıldız bu sektörde 25 yıllık bir geçmişimiz var. Çeyrek asırdır sektördesiniz. Evet. Burada bizim bir yerlerde çalışma sürecimiz oldu. Hı hı. 94'ten 2003'e kadar. Evet. 2003'te firmamızı kurduk. Hı hı. Firmamızı kurduğumuzda komple üretimimizi kendi bünyemizde yapıyoruz şu an biz. Evet. Atölyemiz kendimize ait. Hı hı. Yani üretim %100 Dynax'ın İzmir firmasıdır. İzmir merkezli bir İzmir firmasınız. İzmir merkezli bir firmadır. Evet. Bu şekilde ağırlığımız iş piyasa olmak üzere Türkiye'nin çoğu yerine. Siz bu işinden, bu işin mutfağından gelen bir kişi. Deyim yerindeyse mutfağından gelmeyiz. Evet. Bu şekilde müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi efendim Dynax Collection olarak verilen sunulan hizmetler nelerdir? Biraz firma hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Valla şimdi her şeyden önce kalite. Evet. Kalite önde geliyor bizim müşterilerimiz için. Hı hı. Mümkün olduğu kadar fiyat endeksi istiyorlar insanlar, müşterilerimiz. Evet. Türkiye genelde şu an tercih konusu oluyoruz yani müşteriler arasında. Yani kaliteden, fiyattan müşterilerimize bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Dış giyim olarak mont olsun, klasik kabanlar, palto olsun, pardüsü olsun, yazlık ve kışlık olarak modellerle Dynax Collection olarak aynen, dış giyim üzerine dış ağırlıklı. Bizim işimiz sadece mont kaban zaten. Hı hı. Üretimimiz komple üst grup. Mont evet. kabanla ilgili şu an üretimimiz devam etmektedir. Hı hı. Bunun çoğunluğu kış ürünleriyle ilgili. Evet. Ama geçiş dediğimiz böyle baharlık, yazlık ürünlerimizde belli bir dönemde üretiyoruz tabii. Evet. Şimdi efendim malum önümüz kış sezonu. Evet. Siz de dış giyim olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Bu yılki modada kabanda ve montta neler var? Hangi modeller ön planda, biraz renklerde neler var? Bu seneki ürünlerimizde biraz bukle tarzı, kaşmir gruplarımızda bukleler şu an gündemde. Hı hı. Zaten Avrupa'yı da takip ettiğimiz kadarıyla. Evet. Türkiye'de de şu an öyle. Hı hı. Bunun yanında kapütene dediğimiz o ürünlerimiz mesela gündemde. Evet. Kapütene bildiğimiz kadarıyla hiç bitmeyecek aslında bir dikiş yani, modelidir. Dikiş modelidir ama şu an yani sektörümüze de girmeye başladı. Erkekler evet. daha önceleri pek çok tercih edilmeyen bir üründü. Hı hı. Ama şimdi son zamanlarda klasikleştik artık yani sonuçta şu an erkeklerin de giyebileceği düzgün, kaliteli, düzgün ürünler üretiliyor Türkiye'de. Evet. Şimdi efendim oldukça güzel, keyifli bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Evet, evet. Peki bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Ya dediğimiz gibi ilk önce kalite. Yani ilk hedefimiz kalite. Müşterimize kaliteli ürün, evet. Problemsiz ürün. Hı hı. O şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evet. Olumlu yönde de tepkiler alıyoruz. Yani sonuçta müşterilerimize dağıttığımız ürünlerde kendimiz de bizzat gördüğümüz zaman yani 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl üstünde ürünleri olan müşterilerimiz görüyoruz. Yani evet. Memnuniyetler o şekilde bize olumlu yönde geliyor. Evet. Uzun soluklu işler yapıyorsunuz uzun soluklu, diyebiliriz. Evet, uzun soluklu. Bunun dışında da tabii ki kalite deyince kumaş kalitesi sadece burada akla gelmesin. Tabii, işçilik, burada işçilik malzeme, dikim yani kalitesi, aksesuar, hepsi bunların kombin bir birisi oluyor. İçerisinin kullanılan malzemesi aynen, vesaire. Hepsi aynen. bir araya gelince harika ürünler yani ortaya ürünler çıkıyor. Ürünler öyle çıkıyor zaten. Yani sadece kumaş iyi, işçilik kötü, o zaten bir şeyi tamamlamıyor. Evet. Hepsinin bir bütün halinde olması gerekiyor. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde yalnız değilsiniz elbette. Ya muhakkak ki. Sizin gibi bu hizmeti veren birçok firma varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler Mustafa Bey? Yani kalite ve fiyat. Evet. İlk etapta zaten akla gelen bu zaten. Hı hı. Kalitemizin düzgün olması, artı fiyatımız biraz ekonomik uygun olması. Uygun fiyat politikasıyla yani kaliteli uygun ürünleri derken, hizmet. Yani kalitemizi kıyasladığımız zaman fiyat endeksi olabiliyor tabii evet. ki. Evet.
ona göre hizmet ona göre verdiğiniz hizmet. İçin aynen. tercih edilmesi sebepleriniz diyebiliriz aynen. ki en başında da söylediğimiz gibi siz bu işin mutfağından gelen bir isimsiniz. Evet, aynen öyle. A'dan Z'yi bütün detayına kadar bu işi biliyorsunuz ve takip ederek aynen. yine aynen. bu hizmeti aynen. devam aynen. ettiriyorsunuz. Aynen. Bunlar da tercih edilme sebepleriniz diyebiliriz. Bak. Şimdi efendim halihazırda firma sahibi olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Ya şu an hedeflerimizde tabii ki bugün Avrupa tur fuarları da gündemimizde gelmeye başladı. Çünkü evet. Anadolu ya Türkiye içindeki bir takım şeylerimizi biz tamamladığımızı hı-hı. düşünüyoruz biz. Bundan sonraki hedeflerimizde Avrupa fuarları ve Avrupa müşterileri diyelim. O şekilde bir düşüncelerimiz var. Evet. İleriki zamanlarda tabii ki bunlarla da ilgili bir çalışmalarımız var. Evet. Tabii firma uzun yıllardır sektörün içerisinde tabii. iç piyasaya artık doymuş yani bir firma. Yani belli bir şeyimiz... İç piyasaya açılacak kapasiteye geldi aynen, diyebiliriz aynen artık. Aynen öyle. Yani daha dış müşterilerle ilgili pazarımızı, ağımızı genişletmek istiyoruz. Evet. Efendim bu yolda size başarılar dilerken son olarak fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün ikinci günü fuarı. Evet. Fuardan beklentileriniz nelerdir? Nasıl geçiyor sizin için fuar? Ya fuar sonuçta bir fuar adı üstünde. Yani evet. yine de her şeyiyle de olumlu geçiyor. Bir takım şeyler tabii alel acele olduğu için geç kalınmışlık eksiklikler var, ama biraz. Bunlar da yönetimlerle bunlar istişare edilip hı hı. daha müsait bir zaman diliminde bir fuar düzenlendiği takdirde evet. bizler için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet, bu ama yıl genel tabii anlamda ki, yine de iyi yani fena değil şükür. Evet gayet güzel hem evet. katılımcı hem de ziyaretçi oranı hem evet. gayet güzel gayet keyifli güzel, geçiyor. Evet. Tabii ki bu yıl ilki gerçekleşti. Evet, umarım bundan sonraki sebep, yani zaten büyük sebebi de yıllarda zaten, evet. artık çıtayı biraz daha yükselterek tabii. daha güzel, daha yerinde tabii organizasyonlarla. Reklam da yapılabilir bu konularda. Evet. Daha tanıtım amaçlı olabilir tabii. Evet. Efendim güzel bir fuar geçirmeniz dileğiyle. Vermiş olun, olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetleriniz ve başarınız da devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Tamam. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam edecek. İzmir Moda ve Hazır Giyim Fuarından ve sektörün en iyisi Dynax Collection firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.